uygun değilseniz ben sonra... Yo, müsaitiz. Yani ben müsaitim. Buyurun. Ay! Şeyma, iyi misiniz? I am good, no problem. Hayır, anlamadım ki niye bu kadar paniklediniz siz? Shut up, Sedan! Please, bir sus artık be. Bu yerin ne iyilik peşinde? Öyle mi diyorsun? Öyle tabii. Baksana adamın dibine kadar girmiş. Fısır fısır bir şeyler konuşuyor, kesin dolduruyor onu. Ya, işle ilgilidir belki de. Ay! Sizin şu iyi niyetinizden baktım vallahi. Baksana adam dibine kadar girmiş. Bir şeyler söylüyor işte. Yoksa bu Seda. Sakın bu adamı etkilemeye çalışıyor olmasın. Nasıl etkilemek ya? Nasıl etkilemek olabilir sence ne? Etkilemek işte bildiğin. Ay yok artık Seda ya, daha neler. Yanlık. Yüzüğe bakıyor. Sevdamda Şahin gözü vardır. Vallahi yüzükten tanıyacak şimdi beni. Ay adamın günahını aldım ya. Baksana. Yüzük var parmağında. Ay Sevda ya, sendekiler ne gözmüş maşallah. Yani evli mi adam? Ya. Öyle baksana. Alyans var. Bak birazdan görürsün. Dikkatli bak. Dur. Senin ne işin var burada? Kız sen beni bırak. Asıl sen ne işler peşindesin? Neler çeviriyorsun bakayım? Ne iş çevireceğim ya ben? Ya ortalık karıştırmadı, üstüne yok. Sanki bilmiyoruz seni. Bana bak. Nil'in işini bozmaya kalkma sakın ha. Hazret adamı. Onu mu kötülüyorsun? Ayrıca adamın bak. Yüzüğü var parmağında. Evli adam evli. Ona göre. Ay yok artık Sevda ya. Bana ne evliyse evli. Alyansından bana ne? Ne alakası var ya? Musaf, hala anlamadım. Ama ben senin ciğerini biliyorum. Ya Sevda tamam. Biliyorum. Allah Allah. Ömer Bey, içeri giriyorum. Alo. Buyurun Özgür Bey. Evet, tabloları eşini Serap Hanım'a teslim ettim. Ayakkabım kaldı. Hadi diyeceğim hadi. Yapabilirsin. Başarabilirsin. Ne demek? Tamam. Tamam, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yapacak bir şey yok. Ah Tişen'a. Düştüğün yere bak, duruma bak. Ne oldu? Hiç Ömer Bey, bir ses gelir gibi oldu da ben sizi merak ettim. Ah Murat abi ya, ah! O kadar dedim uğraşma diye. En azından Cenk biliyor, o yapar dedim. Ama yok, dinlemedi. İnşallah şu kopyayı buluruz da. Eğer bulamazsak ablam Murat abi de beni de mahveder. Tamam ya, tamam, kötü düşünme. Buluruz inşallah ya. Ama tabii keşke getirseydin bana ya. CD'yi kırmadan çıkartırdık belki. Haklısın. Haklısın ama Murat abi işte. Tamam ya. Neyse, canını sıkma sen. İyi düşünelim, iyi olsun. Bir saniye, geliyorum. İşi var herhalde. Cenk, Hayat. Aa. Siz bizi hatırladınız mı? Fotoğrafı havlası var bende. Müşterimi hiç unutmam. Hele bir de sizin gibi sempatik çiftler asla. Buyurun, sizi dinliyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Hani sizin düğün paketi var ya, şu
Fotoğraf, video, albüm hepsi içinde oluyor. Evet kardeşim. Ablamla eniştem o paketten almış. Düğün videosunu da siz çekmişsiniz. Ama CD kırıldı. Biz de sizde bir yedeği olacağını düşündük. Evet, hepsini yedekliyorum. Hem hard diske hem de CD'lere kaydediyorum. Ay şükürler olsun. Süper. Ama ne yazık ki hard disk bozuldu. Tamire gönderdik. Hadi ya. Bize bugün lazımdı ama. Aşağı depo var. Orada yedek CD'yi bulabilirsiniz. Ama biraz uğraştırır sizi. Malum depo karışıktır biraz. Pardon, ne kadar bekleyeceğiz? Geldim. Ya kusura bakmayın, içeride düğün çekimim var da. Aşağı depodaki odanın anahtarı bu. Tamam. Orada düğün tarihlerine göre arşivi sıraladık. Bir bakın, belki bulabilirsiniz. Eyvallah, valla çok makbule geçti. Allah razı olsun, çok büyük sevap işliyorsunuz. Kolay gelsin. Sağ olun. Oh be, sonunda açıldı. Paslanmış iyice. Kapının kolu böylesi, içerisi. Nasıldır diyecektim ki... Bu kargaşada nasıl bulacağız iyi diyecek. Düğün kaseti nasıl kırılır? Kaset değil Dürdane anne, CD. Abla kaset mi kaldı ya? Allah Allah. Ya neyse ne. Nasıl oldu bu bakayım? İşte bilgisayar takıldı. CD'yi çıkarmaya çalışırken de kırıldı, elimde kaldı CD. Ah, işte öyle sersem sepelek hareketler yaparsa evliliğinde öyle elinde kalır. Ne? Tabii. Boşanmaya kadar gider bu iş vallahi. Şahsen ben Rıza Bey bana böyle bir şey yapsa onu kapının önüne koyarım. Bakalım Beyza sana neler edecek. Vallahi bence şimdiden alış kardeşim bekarlığa. Abla ne diyorsun sen ya? Ağzına gelersin kız. Abartma sen de. Aa kız, ben bırakmıyorum ya. İnsanın en önemli gününü önemsemeyen birini kim ne yapsın? Ne oldu? Ecin. Ne oldu? Ecin kız, ne oldu? Ecin ne olacak? Bunlar boşanınca Ecin'e kim bakar? Ben alırım. Ben bakarım çocuğuma. Halasını kuzunusunu ben büyütürüm. Ama abla, konuyu nereden nerelere getirdin? Allah Allah, ben getirmedim ama Beyza mutlaka getirir. Ya sen karını tanımıyor musun? Takıntılı o. Şimdi CD miydi? Zor, işin zor. Zor. Aynen öyle valla. Sen karını tanımıyor musun? Takıntılının biri. Ay, CD'nin kırıldığını öğrenirse çok kötü olacak. Kötü. Ablam, kurban olayım, bana yardım et ne olur. İyi. Dua et. Benim gibi bir ablan var. Ben sana yardım ederim. Bir yolunu buluruz artık. Size kahve yaptım. Ellerine sağlık boncuk. Sağ ol, sağ ol. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. CD çalışıyor değil mi? Yo. Niye sordun ki? Ya bir problem olmasın. İnsanları çağırdım izlemeye. Yok. Çalışıyor, her şey yolunda. Maşallah. Muratcığım, bunun yedeğini yaptıralım olur mu? Ya yedeğini alaydın ne iyi olurdu. Nurdane abla yaptırmak istemiştir. Tabii de şeyi olmamıştır, vakti olmamıştır kardeşcimin. Öyle. Ya öyle oldu. Olsun, biz geciktirmeyelim, bunun yedeğini yaptıralım. Çünkü büyüyünce kızımızla da izlemek istiyorum. O zaman şöyle yapalım. Bugünkü izlemeyi iptal edelim. Ecrin büyüyünce hep beraber izleyelim. Şakacı kocam benim. Ay benim güzel kocam. Hah, Ceren geldi. Ben kapıya bakayım. Çok şakacı. Yahu. Demek ki evlilikler böyle bitiyor. Yani bir sidi. Püf, bitti gitti işte. Ya dedim ya Dürdane abla. Bir iki aya tamam. Selam. Düğün izlemece var dediler, koştum geldim. Heh, geç kalmadım değil mi? Ay ballı katmerim, kaçırmadım. Kız onlara da düğün ola. Böyle merdiveni dayarlar gökyüzüne doğru. Dey çıkar. Ecin uyudu mu? Ay şimdi uyuttum Ceren. Ya yetişemedim. Olsun, gel uyandırmadan bakarız. Hadi bakalım. Ablam ne yapacağım ben? İşler iyice çığırından çıkmaya başladı. Ne oldu? Yokmuşum. Ben şimdi geliyorum şimdi. Yürü.
Alo. Acil yardım lazım. Ne yapıyor bu? Ne bileyim, garip bir adam. Ya vallahi ben de anlamadım. Şuraya bak. Yedik turşuları parmak ödem yapmış çıkmıyor. Ana. Ah. Sevdim. Ay, ses bir an tanıdık geldi. Evet. Ben dosyaları bir ara inceleyeceğim Leyta. Tamam. Siz bilirsiniz ama isterseniz ben buradayken soracağınız bir şey varsa Süleyman Bey. Madem çok ısrar ettiniz, bakalım yani. Ne yapalım? Bir şeyler soralım. Şişt. Hani adam evliydi? Parmağında yüzük yok. Gördüm ya. Yüzüğü gördüğüne o kadar eminim ki. Dur ya. Şimdi anlarız. Ne yapıyorsun? Ya bu adamda bir şey var. Hissediyorum. Ya Sevda, abarttığını iyice boş ver. Adam iş ortağımız. Üf. Sen şurada bir dur bakayım. Pardon. Süleyman Bey. Yes. Size bir şey sorabilir miyim? Of course. Evli misiniz? Sevdacığım, öyle soru sordun mu hiç? Vay, yani niçin? Ama cevap vereyim madem çok istediniz. Ben single, yani tek tabanca, you know. Siz? Evliyim, çok şükür. Ooo, beautiful. Peki, benden size bir soru. Kocanızı seviyor musunuz? Bu ne biçim soru ya? Ay, seviyorum hem de çok. Peki Veris sizin koca nerede? Ay, iş için şehir dışına gitti. Oo. Olur olur, üzülmeyin. Yani neyse, olur böyle şeyler. Fakat evde cama, çerçeveye, pencereye birazcık dikkat edin. Bu tür durumlarda evde adam olmayınca very dangerous durumlar olur. Oğlan var mı? Var, oğlum var. Emre. Emre deyince şimdi. Sevda, ne oldu? Emre Bey'e bir şey mi oldu? Yok oğlum, iyi. Emre iyi de siz niye bu kadar merak ettiniz? Orhan size mi bahsetti? Orhan kim? Who? Orhan benim kocam. Kainat Hanım'ın yanında çalışıyor o da. Kainat Hanım, evet. Biz de bugün sabah tanıştık. Orhan bu şirkette çalışıyor. Ben bilmiyor Orhan kim. Sevda, bir şey demedin ama Emre iyi değil mi? İyi canım. Aman, bugün basket maçı için seçmeler vardı. Ya işte Orhan çalıştıracaktı. O olamayınca çok üzüldü çocuk. Come on! Ay, nasıl konuşuyor böyle ya? Ya bilmiyorum da plaza diliymiş. Aman, dilleri bassın. Güzelim Türkçemizi böyle berbat ediyorlar. Hadi biz gidelim artık. Hayır, dur. Benim içime bir kurt düştü. Bence bu işin ucu Orhan'a dokunuyor. Görürsünüz. Süleyman Bey. Yes. Sizde abuk subuk haller var. Bana bir döner misiniz? Ay, ne bir şey yapıyor? Patron oğlum. Kadın ne yapıyor? Şey yolunda değil mi? Yolunda. Cam açık kalmış da. Ya şu halime bak. Ayakkabım, çantam, eşyalarım hepsi yukarıda kaldı. Aslında değil Ömer Bey. Yani biz sizi çok merak ettik. İyi misiniz? Ben iyiyim. Niye beni o kadar merak ettiniz? İnsan bazen dertleşecek birilerini arar. Ömer Bey, ben yanlış bir zamanda mı geldim? Sanırım sizin misafiriniz vardı. Dedim ya Kemal, balayından sonra olacaktı bu organizasyon. İptal etmeyi unutmuşum o yer. Anladım. Bu arada Nil de sizin için çok endişeleniyor. Bayağıdır şirkete gitmiyormuşsunuz. Hepimiz biliyoruz ki iş sizin için çok önemli. Evet ama ben
Bunu düşünmek istemiyorum şimdi. Bu yüzden sizi çok merak ediyoruz. Bakın isterseniz bir dışarı çıkıp hava alabiliriz. Hayır, yok Kemal. Çok düşüncelisin, çok sağ ol ama ben çıkmasam daha iyi olacak. Peki. Ay ben ne yapacağım şimdi? Hangi tarihte evlenmişlerdi Hayat? Dur bakayım ne zamandı? 2012 idi ama. 26 Kasım 2012. 12 2012. Hah, Cenk bak burada. Fare! Farecik! Ne faresi? Fare! Ya orada gördüm, kırmızı gözleri vardı Cenk. Tamam dur ben bakayım. Cenk, kapının kolu boşa dönüyor. Fare de var. Tamam sakin ol. Burada fare falan yok Hayat. Orada Cenk gördüm. Tamam dur ben bir bakayım. Ya dur. Gitme. Ne hali varsa görsün gitme Cenk. Ama bakmam lazım Hayat. Dur bekle. Ya olmaz gitme. Ya sen oraya gidersen, gelip burada beni kıtlarsa, ısırırsa olmaz Cenk. Ne olur dur burada gitme. İyice huylandım ben. Ne yapacağız peki? Burada böyle bekleyecek miyiz? Ya gelir fotoğrafçı, gelir birazdan. Gel buraya. Gel ne olur gel. Hayat adamın işi vardı, saçmalama lütfen. Telefona bile bakamaz. Cenk ne olur. Gelir adam ya. İşi bitince gelir. Bizi burada bırakacak değil ya. Gel şöyle gitme ne olur. Gitme dur. Tamam sakin ol. Bir yere gitmiyoruz tamam. Beyza, ya Ecin'in kıyafetine sinmiş kokusu. Canım benim, inşallah o kokudan sende iki tane olacak. Evet, bir kız bir erkek hem de. Ay inşallah ikisini de sağlıkla kucağıma alabilirim. İnşallah, güzel arkadaşım. İyi düşün, iyi olsun. Odanın rengine karar verebildiniz mi? Ya bak biz onu hiç konuşmadık. Ay ya şimdi mavi de olmaz, pembe de olmaz. Nasıl olacak? Sen dur. Dur Lale abla. Bir kapıya bakıversen. Yok artık. Ben niye bakıyorum o kapıya? Allah Allah ben misafirim burada. Üstelik de bu yaşta. Yok şimdi sen ev sahibisin. Hadi bakayım sen bakıver bir. Ne oluyor bir, kız? Biraz Allah aşkına. Aa, delirdin mi ne? Dürdane abla bir hadi aç kapıyı. Aç. Hadi. Ablam zaman daralıyor. Dur. Hayat'la Cenk'ten de haber çıkmadı. Bekle. Nerede o Melahat Hanım? Rıza Bey. Ne oluyor oğlum sakin ol. Bu ne rezillik Melahat Hanım? Bir dakika. Rıza Bey ne yapıyorsunuz? Bu bizim meselemiz. Sen ne? Bana mı dediniz siz? Adam yürek yemiş ayol. Siz aradan çekilecekmişsiniz. Yani çekilin. Nişanlar arasına girmeyin. Bu ne demek Melahat Hanım? TRK EDRM yazmışsın. Bu ne? O ne demek kız? Teşekkür ederim. Ya bırak Allah aşkına. Sen resmen beni terk etmişsin. Ben teşekkür ederim için şey harfi yerine R koymuşum. Bir harf için mi dedim? Bütün bu curcuna. Allah. Ya terk etmek sizin niyetinizde varmış. Bana mı suç atıyorsun? Sevda Hanım çok üstüme geliyorsunuz. Bunlar nasıl laflar? İşte sizi yakaladım. Bak Sevda Hanım dediniz. Benim ismimi nereden biliyorsunuz? Ben ismimi söylemedim ki. Oh my god. İki saattir vır konuşuyorsunuz ya. Allah Allah. Benim kim olduğumu unutuyorsunuz herhalde. Ben bu şirketin yöneticisi. Zeki Süleyman. Harika Süleyman. Wonderful Süleyman. Yani burası bir şirket. Ne yapıyoruz biz ama? Aman iyi tamam. Ben sanki başka bir şey dedim. Sevda tamam mı? Sakin ol lütfen. Hayır ya değil tamam. Yani iki çift lafım var onu söyleyip gideceğim zaten. One shift please lütfen. Yani update'ler var, push'lar beni bekliyor hadi. Bakın ben bu Seda'yı sevmem.
Ama Nil var işin içinde. Eğer başını belaya sokacak bir şey olursa, hele ki kocama bir zarar gelirse. Bakın, şuraya yazıyorum. İkisinin de hesabını sorarım size. Sevda, ne diyorsun sen? Süleyman Bey, kusura bakmayın lütfen. Seda sizi nasıl doldurdu bilmiyorum ama dikkatli olun. Ay Sevda, ne oluyor ya? Ay Nil, Allah aşkına al şunu gidelim artık, hadi. Canım gel sen. Öyle. Gel ne öyle, hadi öyle. Ay, ya tamam, ben gitmeyin. Ya tamam. Hayır, gel tamam bir. Tamam, ne çekiştiriyorsunuz? Ya, sanki yalan söylüyorum. Ne halt etsen altından bir bela çıkmıyor sanki. Seni tanımıyoruz. Ya Sevda, bir sakin ol. Selin'in o ihanetini ortaya çıkarttın diye seni baş tacı edecek değiliz. Nerede yüzük? Şu girdiği yere bak Allah'ım ya. Aman Sevdacığım, bir sakin ol lütfen. Nasıl sakin ol? Ne? Hamileyiz biz, tamam mı? Bizim hislerimiz kuvvetli. Seda, bana bak. Bu adamı Nil'e ya da bize bulaştırayım deme sakın. Ay bulaştırmayacağım, tamam mı? Rahatladın mı? Süleyman Bey! İyi günler. Goodbye. Dediklerimi de unutmayın. No problem. Süleyman Bey, siz dosyayı inceledikten sonra tekrardan görüşürüz. Okey, okey. Problem değil, kontak kurarız, tamam. Okey. Okey. Şey, arkadaşım için de kusura bakmayın lütfen. İyi günler. Please, kapat the door. Oh be. Şuraya bak ya. Sevdama bak benim. Uyanık karım benim. Nasıl da şüphelendi benden. Nasıl anladı ya? Allah Allah. Ama üstün oyunculuğumla yine olaydan yırttım. Anam. Anam, elimin girdiği yere bak lan. Nasıl çıkacak bu? Ömer Bey. Dişen Hanım, nereye kayboldunuz? Aa, bu haliniz ne? Ya sizi göremeyince ben de Kemal'e bir şey diyemedim. Aman Ömer Bey, çok rica edeceğim. Kemal'in haberi olmasın. Şimdi yanlış anlar falan. Bunu saklayalım. Olur mu? Saklayacak ne var ki? Ben de sizinle önemli bir konuda konuşmak istiyordum. Zaten önemsiz olması mümkün değil. Öyle güller, yemekler, kanun filan. Anlıyorum. Ya tabii o da var da nasıl söylesem bilemiyorum. Ya, bu durum da etkiliyor beni tabii. Yine nereye kayboldu bu adam ya? Ömer Bey, bakın ben çok iyi anladım. Ne olur zorlamayalım. Neyi anladınız? Ömer Bey! Ömer Bey, böyle olmayacak. Ben en iyisi şunları giyeyim, gideyim. Ayakkabımı falan da sonra alırım. Olur mu? İyi tamam. Siz nasıl isterseniz. Aç çantanızı. Çok teşekkür ederim. Ömer Bey, en iyisi ben çıkayım. Sanırım sizin de işiniz var. İyisiniz değil mi? İyiyim ben. Sen çık tabii. Sağ ol geldiğin için. Nil'e de selamlarımı götürsün, oldu mu? Baş üstüne. Hayat, şu an Murat abi bizden haber bekliyor. Telefonum da çekmiyor. Bak lütfen bir izin ver, şu fareye bakayım. Sonra da işimizi halledelim, gidelim şuradan ya. Ya ama ben çok korkuyorum Cenk ya. Uf. Ya orada mıdır acaba fare, gitmiş midir? Gitmiştir. Ya. Bence senin gibi güzel bir hanımefendiyi daha fazla korkutmamak için ailesinin yanına, yuvasına gitmiştir. Uf Cenk ya, uf, dalga geçme. Sen bir şeyden korkmuyor musun? Uy. Evet. Tabii ki ben de bir şeylerden korkuyorum. Neymiş o? Mesela seni üzecek her şeyden korkuyorum ben Hayat. Ben de senin üzülmeni istemem. Üzülmemi istemiyorsun yani. Güzel.
Güzel. Cenk! İyi misin Cenk? Ya neye gülüyorsun? Neye gülüyorum? Bak burada da gülmüşüz. Aa. Burada da. Aa Cenk, inanmıyorum. Nasıl da denk geldi? Vallahi sen fikir vermiştin. Cansın'la evlenme teklif edecektin. O gelinliğin içinde çok güzeldin Hayat. Asıl size pes efendim. Benim sizi terk edeceğimi nereden çıkarttınız? Pes, pes! Yeter be. Evime gelmiş bağırıyor. Tamam oğlum, tamam. Bir sakin ol. Bir sakin ol ya. Oğlum. Ay ne oluyor ya? Geçen gün ablam aramış. Telefonu açmamışsınız. Oh, iyi etmişsin yavrum. Senin ablan da günde 50 defa arıyor valla. O da aramasın öyle yani. Çok iyi etmişsin, aferin yavrum. Dürdane abla, araya husumet katmasan. Yani aramadım ablanızı çünkü... Çünkü duştaydım. Duşta, banyoda, banyo, banyo. Çıkınca arasaydınız. Beklemiş kalınacağız. Allah Allah. Unuttum. 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 Ha, çok iyi. Siz yarın bir gün beni de unutursunuz. Allah Allah. Konuyu nereye bağladı ayol? Bağlarım efendim. Allah. Bütün deliller ortada. Siz beni terk edeceksiniz. Duygularımla oynadınız. Asıl siz benim duygularımla oynadınız. Aa, yeter ama be. Kafamda davullar dan dan dan. O benim lafım. Kafamda dan dan dan. Hale bak ya, benden laf esirgiyorsunuz. Ay, 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 ana, tırnağım. Ya yeter artık, şaşırdınız siz de. Hadi geçin. Dürdane Allah'ım. Oyun oyun mu? Çekil, sevdiği seyretmeyelim de yapsın. Rıza Bey, şöyle geçin. Dürdane anne, iyi misin? Ya ben hayatımda böyle saçma kavga görmedim. Konuşmayayım, konuşmayayım diyorum ama burama kadar geldi ya. Vallahi ben de ya. Böyle küçük şeyler için kavga edilir mi ya? Siz onu Melahat Hanım'a sorun. Aa! Asıl Rıza Bey'in işleri bunların hepsi. Benim burama kadar geldi artık. Haddan taştı. Aa, benim çoktan taştı. Süleyman Bey, Süleyman Bey. Olanlar için kusura bakmayın lütfen. Büyük bir yanlış anlaşılma oldu. Nisila, no problem. Tamam tamam, ben reader, ben onları push ederim. Tamam, sıkıntı yok. Nil Hanım niye gelmiş? Eksik dosyaları getirmiş Kainat Hanım. Süleyman Bey, gelir gelmez işe koymuşsunuz bakıyorum. Eyvallah. Ya benim için business çok önemli ya. Dosyalara baktın mı oğlum? Look look, bir hali oldum mother ya. O ne demek oğlum? Baktım diyorum, baktım baktım. Uzat bakalım. Ya o geçen bu Nil'lerin şirkete gittim. Ne clear bir şirket orası. Mis gibi kokuyor ya. Bravo valla. İki günde bütün Ankara'ya hakim olmuşsunuz. Ne demişler? İş bilenin sword kuşananın canı. Sword? Kılıç kılıç. İngilizce Türkçe kılıç. Anneciğim ya, hiç kuşlamanın bir anlamı yok. Parafla gitsin. Tamam. Buyurunlar. Bu toplantı odasında değil miydi? Ne diyorsun Seda? Toplantı odasında yok işte, elime yapışmış diyorum. Yalan mı söylüyorum? Hesap mı soruyorsun? Al şunu, al şunu, işim var benim. Demek benden bu kadar sıkıldınız Rıza Beyciğim. Kafamda sorular vardı, netleşti. Tamam Rıza Bey. Tamam Melahat Hanım. Yeter ama be. Saçmalama. Gidecek biri varsa densiz adam gidecek. Densiz ben değilim, ablanız. Ah, sen ne biçim konuşuyorsun ya? Hem saçma olan da o. Bak bak, lafları bak.
Seni var ya parçalarım. Rezabey misin nesin? Ne oluyor ya? Tamam abla. Murat. Karışmayın. Boş ver boncuk. Karışmayın. Murat kardeşim çok fazla sıkma Murat'cığım. Ne demek? Ya bir şey, şey yapma ya. Tamam tamam bir şey söyleyeceğim. Dur abla. Bana bak. Kaşında bir koca babucum ona da boğazını sıkacaksın. Yapma ya. Ya sen. Oyun oyun. Dün geldin bu eve. Oyun oyun. Ne oyunu ya? Ya şey izlemeyelim diye, düğünü izlemeyelim diye oyun yaptık. Devam oğlum, devam oyun ara. Sen kimsin ya? Ne yapıyorsun? Bırak adamı ya. Hayır hayır. Beyza karışma. Bırak. Sen kimsin ya? Bırak sen Beyza. Kimsin ablama densiz diyorsun. Evet yapsın ya. Allah Allah. Bezdim ben. Tamam bitti. Git evimizden. Evimizden git. Ha. Peki tamam. H-Ş-Ç-K-L. Hala konuşuyor. Ha. Çık. Terlikleri çıkar. Ha. Çıkar terlikleri. Çık. Al ayakkabılarını da. Ya bu ne ya? Bu ne? Ya rezillik ya. Ahlaksız adam. Bir daha da sakın gelme buraya. Ayıp, sen ne yapıyorsun ya? Ne yapayım Beyza'm? Benim güzel ablamı üzmüş. Ablama neler dedi ya? Oy oy, dünün ne oldu? Ahıra düştü Sena, sana ne oldu? Ah sultanım, ah sorma. Tam Ömer Bey'le oturmuş baş başa yemek yiyorduk. Kemal geldi. Ah, yakalandın mı? Yok yok, yok yakalanmadım. Allah'tan siz beni aramıştınız ya Sultan Hanım. Söylemiştiniz. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Ben de camdan atladım kaçtım. Kız nasıl? Bir yerine bir şey oldu mu? Yok yok, gayet iyiyim Sultan Hanım. Gayet bir görseydiniz olmasa. Çiçekler, o balonlar. Ay böyle kalbim pırpır etti, kelebekler uçtu. Kız, adam açıldı mı? Yok, açılmadı. Zorlandı, zorlanıyor. Yani bence biraz yardım etmeliyiz o zaman. Kız ben anlamayayım. Öbür kadına gelince bülbül gibi öteyi, sana gelince yardım lazım. Canım öbür kadına da sadece Arya söylemişti. Ben Arya Maria anlamayayım. Sana da başka şey yapsın. Canım buna yardım etmek için biz ne yapacağız? Ne bileyim Sultan Hanım, bilmiyorum, bilmiyorum. Yani adam da kandırıldı. Nikah masasından döndü. Korkması normal ama Sultan Hanım bana açılabilmek için öyle bir ortam yaratmıştı ki görecektiniz. Kemal o ortamı görünce ne dedi? Yok 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 yok. Adam öyle akıllı ki ben kaçınca hemen anladı. Perihan'la balayından döndükten sonra gerçekleştireceğim organizasyonu iptal etmeyi unutmuşum dedi, kıvırıverdi. Kız bak bak, akla bak, iyi kılıf ha. Tabii o da beni korumak da istiyor. Kendi de çekiniyor Sultan. Ah o kadına. Ah o Perihan. Adamın ruhunu sömürdü gitti. Şimdi adam kendi duygularını ifade ediyor. Tamam dünür, tamam, bu kadar hazırlık yaptıysa haklısın da. Yani bu adamın mührünü açmak için biz ne yapacağız? Nasıl yardım edelim? İşte ben bunu yolda gelirken düşündüm Sultan Hanım. Şimdi ben ona bir mektup yazacağım. O mektubun içine kendi duygularımın kırıntılarını serpiştireceğim. Bunu bulacak olan Hanzel bana ulaşacak, yolu takip edecek ve bana ulaşacak. Aysel kim kız? Aysel kim Sultan Hanım? Kız Aysel dedin ya, bir kadın daha mı çıktı, Aysel kim? Hanzel de Gretel masalını bilmiyor musunuz Sultan Hanım? Aman ecnebi masal. Bizim Kerem'le Aslı Ferhat'la Şirin'in olduğu üstelik daha deliği. Sultan Hanım ben sizinle daha fazla uğraşamayacağım. Benim derhal gidip mektubuma odaklanmam gerekiyor. Hazırla bakalım kırıntıları at önüne. İyi de benim aklıma hiç yatmadı dünür ha, hiç. Evet ha, telefonu çalıyormuş. Alo aşkım, ne yaptınız? Vallahi hayatım ben de anlamadım ki. Neyi anlamadın? Yani kesin olarak bir şey söyleyemem tabii ama bence Ömer Bey'in hayatında biri var. Aa, nasıl olur ya, ne çabuk. Emin misin Kemal? Ne olmuş? Ömer Bey'in hayatında biri varmış. Ay yok artık. Kızım dün biri bugün iki. Allah Allah, adam o kadar ihanet gördü hala akıllanmıyor. Hayır boş da durmuyor maşallah. Kemal kimmiş peki, sen tanıştın mı? Yani öyle net olarak bir şey görmedim.
Ama evde romantik bir ortam vardı. Yani masalar kurulmuş, mumlar falan. Ya aşkım doğru o zaman. Haklısın yani. Var biri. Yani bir ses duydum, merak ettim. Gittim baktım. Evde kadın ayakkabısı vardı. Ya inanmıyorum ya. Bu kadar kısa sürede nasıl olur anlamıyorum ki. Ya Kemal, Ömer Bey'i yine oyuna getiriyor olmasınlar? Vallahi hayatım ben de ondan korktum. Yani gel dedim, dışarı çıkalım, hava alalım dedim ama istemedi. Kadını saklıyor gibiydi. Kemal yoksa yine Perihan'la mı görüşüyor? Orasını bilmiyorum aşkım da işte. Ömer Bey'in hareketleri biraz tuhaftı. Tamam aşkım. Yani inşallah düşündüğümüz gibi değildir. Ömer Bey hiç iyi değil bu ara. Sağlıklı da düşünemez. Umarım kötü birine denk gelmez. Biz de Sevda ile Beyza'lara geçiyoruz aşkım. Konuşuruz sonra olur mu? Tamam hayatım, dikkatli ol, öpüyorum. Tamam. Sevda ne oldu, iyi misin sen? Aman iyiyim ya. Şu basket oynayan çocukları görünce Emre geldi aklıma. Babasıyla basket çalışacaktı ama Orhan iş gezisinde biliyorsun. Vallahi oğlum üzüldü ama işte belli etmiyor yavrum. Canım ya, kıyamam. Ay neyse, şu kainattan bir kurtulsaydık hayırlısıyla. Başka bir şey istemiyorum ben. Yani evimizin dirliği bozuldu resmen ya. O da olur Sevdacığım. Merak etme, sen canını sıkma. Hadi gidelim. Hadi. Ne yaptın? Ağzından laf alabildin mi? Yok. Laf alamadım. Üstüne bir de azar yedim. Bana bak. Yarın yönetim kurulu toplantısına kadar bize bir ipucu lazım. Tamam Hakan Bey. Halledeceğim ben. Bu adamda bir şey var. Bu adam varken sen de tehlikedesin, bilmiş ol. Of be of. Oğlanın antrenmanına geç kaldık ya. Nerede kaldı bu araba be? Hadi, hadi git şunu takip et. Bir şey bulmadan da gelme. Ben de öyle düşündüm. Şoförüne talimat verdim. Attığı her adımı söyleyecek. Eğer oradan da bir şey çıkmazsa akşam otele gidip ağzını arayacağım. Bakıyorum bu terfiyeyi çok istiyorsun. Ben hep kazanmak isterim Hakan Bey. Bana sonuçla gel. Gerisini ben hallederim. Bu fotoğrafları gelip aldın sanıyordum. Yok, almadım. Jasmine evlenme teklif edecektin. Benim yüzümün yerine onun yüzünü koyacaktın. Neden yapmadın? Bilmem. Belki de bu fotoğraflar böyle daha güzeldir. Bakıyorum iniyorsun. İniyorum. Ay buraları da fena dağıttık. Adam ayıp olacak. Şu CD'yi bulalım, ondan sonra toparlarız. Toplarız. Tamam, ben hallederim. Bu olabilir mi? Heh. 26 Kasım bu olabilir mi? Tamam işte 26 Kasım. Sen 26 Kasım demedin mi? Evet öyle. Tamam, BM, Beyza Murat. Beyza Murat. Bu kapının kolu bozuk gibiydi, size söylemeyi unuttum. İyi misiniz? İyiyiz iyiyiz. Biz aradığımızı bulduk. Hemen çıkmamız lazım. Çok sağ olun. Ya burayı da biraz dağıttık ama biliyorsunuz işimiz de acil. Hiç önemli değil. Eyvallah. Ne zahmet ettiniz ya. Ay ne zahmet olacak canım. Geçerken İhsan Bey'in kurabiyelerinden canım çekti de alayım dedim. hadi ya, izlemiyor muyuz? Hadi izliyoruz. Sırayı da koydum. Hadi oturalım. Melahat'in pek keyfi yok gibi de, yani biz sonradan mı seyretsek acaba? Ha, sonradan seyrederiz. Ay Melahat abla, valla saçma sapan şeyler yüzünden kavga ediyorsunuz ya. Aa, ne oldu? Ne kavgası? Allah Allah.
Görmedin mi neler yazmış? Neler dedi? Saçma işte. Yok benim o mesajıma bık 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 demişti. Yok işte aramış açmamış da. Aman ablası arayınca niye açmamışsın da. Saçma sapan işte. Allah Allah. Her ilişkinin şekli şemali başka başka olabilir. Yani sizin kavgalarınız çok mantıklı. Benimkiler saçma öyle mi? Allah Allah tamam ya ne haliniz varsa görün siz izleyin ya. Tabii ben kendi kendime acımı yaşarım bırak. Feyza'm. Hiçbir şey öyle. Yani ben kendi kendime neyse ya. Ben kalırım öyle hiçbir şey izleyemeden. Melahat abla gidiyor. Melahat abla dursana ne oldu? Ne anlat? Ay yok anlattıkça daha kötü oluyorum ben. Rıza ile atıştılar ya kızım ondan. Aman incir çekirdeğini doldurmayacak şeydendir. Aynen. Ya bak şimdi Melahat abla teşekkür yerine TRK yazmış. Şey koymayınca da Rıza Bey bunu terk etmek olarak algılamış. Aklında sürekli beni terk etmek var diyor. Gülün gülün. Çok komik bir şey. Kızlar bu kadar üzüldüyse sonra izleyelim. Ben bir bakayım ya. Abla. CD'yi izlemekten vazgeçerler herhalde. Dağılırlar hepsi diye düşünüyorum birkaç dakikaya. Rıza Bey. Ne işiniz var ama sizin burada? Son durum nedir Melahat Hanım? Bir şeye ihtiyaç olursa diye bekledim. Yok yok. Ay çok naziksiniz valla ama. Hallettik yani bizi şey izlemeyecekler herhalde CD'yi. Oh şükür. Ablacığım bak yalanla dolanla bu işler olmaz. Gidelim şu CD'nin kırıldığını söyleyelim Beyza'yı. Doğru. Valla çok doğru söyledin kardeşcağızım. Söyleyelim biz. Ondan sonra mahkemede de böyle bir anlatırsın olur mu? CD'yi bulduk. Ne? Ay. Aslansınız be. Ah abicim. Başardınız ha. Ah, gelsin alayım sana. Oh. Valla tebrik ederim. Yani bir aileyi kurtardınız. Büyük sevap işlediniz. Ama tabii tebriğin büyüğü. Rıza Beyciğim, çok güzel oynadınız ayol. Ey aşk, nelere kadirsin ya? Adama bu odunu gül diye göstereyim. Ay Sultan Hanım, vallahi ben de değilim. Yani bu odun hayatımda gördüğüm en güzel odun. Sevmek bu kadar güzelse. Sevmeyi yaratan kim bilir ne kadar güzel ha? Maharet güzellikte değil sultanım. Yürekte. Ha yaz bak böyle tartımlı tartımlı. Bana bak dikkat et böyle ağır tartımlı yaz. Biz kız eviyiz. Kız evi naz evi. Ha. Sultan Hanım tamam ben öyle yazayım da. Ya bu adam benim duygularımı tam anlayamazsa? Doğru deyin Dünür ya. Senin adam donuk. Nasıl yapacağım peki ben bu işi? Ya ne bileyim ya. Bizim orada hiç böyle şey... Ha bir kere oldu. Bir kere oldu. Böyle bir şey oldu bir kere. Böyle adam açılamaydı. Pestil gönderdi kız. Pestil mi? Ha yani pestil gibi kurudum diye. İşe yaradı mı? Tabii yaradı. Pestilleri gönderdi. Adam pestilleri yedi. Ondan sonra akşam geldiler kızı istediler. Evlerden 6 tane çocuklar oldu. Ne? 6 mı? Pes. Pes değil. Pestil. Sultan Hanım ben Ömer Bey'e ulaşabilmeyi mektupla becermeye çalışacağım. Onun ruhunu şiirle doyuracağım. Kızım ben söyleyeyim de yani pestil işi denenmiş ve olmuş. Ha. Öyle orası öyle şüphesiz. Kız yazın da çok güzel ha. Melahat abla iyisin değil mi? İyiyim kız. Kalp emoji göndermiş. Kalp emoji gönderdiyse tamam. Bitti gitti tamam canım. Tamam. O zaman hadi Murat'cığım başlat da izleyelim. Evet. Beyza Murat Hürcan prodüksiyon iftarla sunar. İyi çok heyecanlı oldunuz ya. Ama bir dakika. Bekliyorsunuz şimdi. Şöyle bir anlaşma yapıyoruz. O gelin çiçeğinin atılma kısmı izlenmeyecek. Ana, ben onu seyretmek için geldim ana. Vallahi ben de halaya için geldim. Allah Allah.
Meğer herkes sinsi sinsi planlar peşindeymiş ayol. Aman bana ne, kimin düğünü? Senin mi benim mi? Ay ben de o muhteşem evetleri duymak için sabırsızlanıyorum. Ay ilk günkü gibi heyecanlandım. Hadi başlat yürüyelim. Hadi bakalım. Sizin taraftan mı? Ben çıkaramadım. Valla ben de tanımıyorum. Kız tarafı değil. Şu kadın kim ya? İlk defa görüyorum. Sen tanıyor musun? Ne bileyim. Aa, ben de tanımıyorum vallahi. Allah Allah. Hanımlar ya. Siz de hemen dedikoduya başladınız. İzleyin işte. Ya. Sünnet düğünü bu. Ne alaka ya? Evet. Murat. Bu bizim düğünümüz değil. Yok ya. Baksana bizim düğünümüz işte. Yok ya. Kız bu sünnet. Sünnet. Olamaz ya. Olamaz. Baş harfleriniz vardı. Olamaz. Evet. B ve M. Tarih de doğruydu. Murat bu ne? Düğün CD'mize ne oldu? Oğlum benim, oğlum. Ah be Emrem. Kaç kere söyledim oğlum bileğe kır diye ya. Bir öğrenemedim be. Dur sen dur. Alo baba. Ne yapıyor benim aslanım? İyiyim baba, sağ ol. Seçmeler için antrenman yapıyorum. Aferin. Ama bileğe kırmayı unutmuyoruz, tamam mı? Tamam baba. Sen ne zaman geleceksin? Çok özledim seni. Ben de özledim koçum. Çok özledim. Yarın geleceğim. Bitecek işlerim, kavuşacağız. Tamam baba, pişmaniyeyi unutma. Unutur muyum hiç? Koçum benim. Hadi bak sen de unutmuyorsun ha, bilekten atıyorsun, tamam mı? Tamam babacığım. Kemal abi. Ne haber paşam? Ya sen nasılsın? İyidir. Duyduğumuza göre vazgeç seçmelerin varmış. Maalesef de baban şehir dışında. O zaman biz ne günü duruyoruz değil mi Tarık? Aynen öyle Kemal'im. Baban yoksa biz varız aslanım. Hadi bakalım. Hadi hadi. Hadi. Vay benim aslanlarım. Vay benim kardeşlerim. Oğlunu uzaktan izlemek zor mu geldi? Sen beni mi takip ediyorsun? Evet. Vallahi az kalsın beni bile kandırıyordun. İyi oyuncuymuşsun. Sedacığım bak. Durum çok karışık. Öyle mi Süleyman Bey? Evet öyle Sedacığım. Ya bu şirketteki Hakan Bey yönetimi ele geçirmeye çalışıyor, tamam mı? Bu Kainat Hanım yaşlı başlı bir kadın. Kimi kimsesi yok. Ben de ona yardımcı olurum. Şimdi oğlu olmadığım anlaşılırsa, çok ciddi söylüyorum Seda, biteriz. Düğün CD'miz nerede Murat? Bak onun yedeği yok dedim sana. Ne oldu? Tamam Beyza, sinirlenme canım. Buluruz yani. Aynen abla, CD'lerin içindedir. Ya hadi. Ne oldu? Bu CD'ye bir şey mi oldu? Tamam yeter canım.
Evet, bir şey oldu. Ne? Ne oldu? Ne oldu? Düğün CD'sini bilgisayardan çıkarırken kırıldı. Oh be! Söyledim işte. Ya sana dedim ki bunun başka yedeği yok, buna dikkat et dedim. Kırılmasın dedim. Tamam Beyza, sakin ol. Ya ne demek sakin ol ya? Ya sana dedim tamirciye götür dedim. Sen yapma, kırarsın dedim. Ama sen ne yaptın? Götürmedin. Neden? Çünkü yine üşendin. Beyza tamam, bir sakin olur musun? Aa, ne büyütüyorsun bu kadar? Geçmiş gitmiş işte. Sen bir de misafirlerin yanında olacak iş mi? Ben büyütüyorum öyle mi? Ben mi büyütüyorum? Ya sana bundan bir tane var dedim. Başka yedeği yok dedim Murat. Tamam canım, yani bunun için kavga edilir mi? Tamam. Hayır, böyle saçma sapan bir şey için kavga edilmez tabii ya. Demin sen kendin bana söylüyordun. Bu saçma sapan değil Melahat abla. Bu bizim tek güzel günümüzün tek hatırasıydı. Beyza, sen az gelsene benimle. Ay, bir dakika bırak ya. Yok yok, gel. Hayır, senin yüzünden. Beyza, bak artık abartıyorsun. Ben bu kadarını hak etmiyorum. Ya ben seni uyarmıştım ama sen umursamadın bile. Ay ciddi ciddi kavga ediyorlar ya. Ayol benim de ince çekirdeğini doldurmayacak şeyler yüzünden ya. Evet. Hadi demin kendi bana söylemedi mi bunu? Ya yürüdü de bunun altında zaman bir dolduracak ve yine yapmadım. Neden? Çünkü yine üşenmiştim. Bak nasıl unutuyor? Pes! Sende de ne hafıza var be? Senin de düğünümüze verdiğin değer ortada. Senin de bana verdiğin değer ortada. Yeter mi artık? Artık. Birgit! Birgit! Çocuklar ne oluyor ya? Abla karışma sen! Kız, kocan gidiyor, engel olsana! Gitmek istiyorsa gider. Kardeşim. Beyza. Oldu mu şimdi? Sevmek, kuşlar gibi uçmak, düşler gibi bitmek, güller gibi bahçeler. Gitmek, bir kez daha gezmek, tenhalara dökmek, gözyaşlarını. Gitmediği elimi tutmak bu kadar zor muydu Beyza? Ya özür dilerim deyip sarılmak bu kadar mı zor Murat? Güller gibi bahçende gitmek.